Tabii uzun zamandır bir hazırlık yapıyorduk zaten. O konuda hem örgütlenme düzeyinde, ilçelerin örgütlenmesi düzeyinde de örgütlenmelerimizi tamamladık. HDP ile birlikte seçim örgütlenme komisyonlarımızı, alt komisyonlarımızı hazırladık. İlçelerle yine komisyonlarımızı oluşturduk. Yani kısacası biz seçime hazırız. Şeylerle ilgili seçim bürolarının açılışlarını yapıyoruz. Araç kiralamalarını yapıyoruz. Yani bu hafta sonuna kadar bütün bu hazırlıklarımızı tamamlayıp önümüzdeki hafta seçim çalışmalarında için sahada olacağız. Her şeyle hazırız yani. Seçimde eş genel sözcülerimizin, eş genel başkanlarımızın ifade ettiğimiz gibi 100 milletvekili Türkiye'de ve %20 barajı koyduklar önümüze. Biz de İzmir olarak 2 tane olan milletvekili sayısımızı en az 4'e çıkarma konusunda çalışmalarımıza başladık. Yani bizim İzmir açısından da hedefimiz 2018'de olan %11,5 civarındaki oy oranımızı %20'lere çıkarmaktır. Es sözcülerimizin koyduğu baraj bizim için de geçerli olacak. Yani İzmir için de geçerli olacak. Evet, halklarımız, bizim seçmenlerimiz Yeşil Sol Parti'yi kabullendiler. Yani bunu en son Nevroz mitinginde gördük. Yeşil Sol Parti bayrakları, flamaları halklarımız tarafından çok beğenildi. Özellikle logomuz. Bir sahiplenme olduğunu gördük. Aynı zamanda hem Kürt seçmenleri açısından hem de demokrat, sol, sosyalist kesimler açısından Yeşil Sol Parti kabul görülmüş, görünüyor. O nedenle biz daha çok oy alacağımızı ve meclise de daha çok milletvekili göndereceğimize inanıyoruz ve bu inançla zaten çalışıyoruz. O nedenle de yani emekçilerin, kadınların, gençlerin, LGBT artı bireylerin, ekolojistlerin, yani bütün hepsinin bu süreçte yaşadıkları bu sorunu, belki özellikle de tek adam rejimiyle birlikte bize dayatılan tekçi anlayışa karşı daha demokratik, daha özgür, daha ekolojik bir yaşam ve İzmir için, Türkiye için Yeşil Sol Parti'ye destek vermelerini ve bu seçimde oylarını Yeşil Sol Parti'den yana kullanmalarını bekliyoruz. Çağrımız o yönde ve bu çağrımızın gerçekleşmesi için de bütün bu kesimlerle temas içinde olacağız. Onlarla görüşeceğiz. Varsa kafalarındaki sorularını açmaya çalışacağız ve İzmir olarak da hep tanınan İzmir olarak bilinen şeyiyle daha çağdaş, daha demokrat bir İzmir'e kavuşması noktasında mücadeleyi sürdüreceğiz yani. Ve biz inanıyoruz ki bu kesimlerde Yeşil Sol Parti'ye desteklerini vereceklerdir.